Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yaxşılıkni dua kılıp soruş, necat yolu. Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivayet qilingan hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Kala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kana rajulan fi bani isroila mutawaxiyayn. Bani isroildan bo'lgan 2 kishi birodar tutunishgan edi. Fa kana ahaduhuma yuznibu wal axaru mujtahidun fil ibada. Fa kana la yazal al mujtahidu yara al axara ala zambi fa yaqulu aqsir. Ana shu ikkita birodarlashgan bani isroilik kishini biri doim gunoh qilar edi. Tinimsiz. İkincisi ise ibadetke şecaatli, gayretli yedi. İbadetteki kişi özünü şeyliğini günahta tohtamayakkenliğini körüp günahını tohtar derdi. Favacedehu yevman ala zembin fekale lehu aksir fekale hallini ve rabbi abu'itte ala yer rakiben. Künlendi burada bayağı ibadetteki tırışkak adam şeyliğini yine günahta tapıp günah kılıkkence de tapıp etti ki toxtat günahini dedi yani. Bu kişi etti, men bilen Rabbim dedi, tinç koy dedi. Allah bilen beni ortamda gidiş, men tinç koy dedi. Allah yıkasam deme, meni küzat uçup olup yuvarlayan mı sen dedi. Şunda, fekale vallahi la yagfirullahu leke, av la yudhiluke allahul cennet. Şunda, şecaatli adam onu gapıdan narazı olup, Allah yıkasam. Allah seni keçirmeydi. Allah seni cennet getirmeydi dedi. Ağzında bana şu söz çıktı. فَقَوَضَ اَرْوَاهَهُمَا فَجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Allah Teala ikkalasını hem canını aldı. Ve ikkalası hem Allah Teala'nın huzuru da cemlenişti. فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ اَكُنْتَ بِعَالِمًا اَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا İbadette müştehid boyan, ibadette gayretli boyan kişiye Allah Teala meni nime iş kılışını bilir mi deyim? Ya ki meni kolumdaki narsaga sen qodir mi deng? Yani meni kolumdaki narsani hukm qilishlikka qodir mi deng? Va qala lil muzlibi izhab fadkhul lil jannati bi rahmati. Gunohkorga Alloh taolo sen jannatga meni rahmatim bilan kirib ketaver bor dedi. Va qala lil axir izhabu bihi ila nar. İkincisi esa buni jahannamga olib boringlar dedi. Shunday qilib ibodatdagi taqvodagi tirishqoq bo'lgan banda bitta gapirib qo'ygan noto'g'ri so'z bilan jahannamga ketdi. Ikkinchi odam esa Alloh taolo har qancha gunoh ko'p bo'lmasin, rahmatiga olib jannatga kiritdi. Hadis nihoyasiga yetdi. Bu hadisdan bir qancha xulosalar, saboqlar olinadi. Bu qissalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga aytib berarkan ibrat olishligimizni xohladi. Ba'zida bir birodaringizni namozga yur desangiz, mo ishingni qo'y desangiz, gapingizga quloq solmayotganini ko'rasiz-da, chat bir binasa deb olgisi keladi. Shu bilan o'lib ketasan sen. Sen odam bo'lmaysan sen. Seni bo'lganing shu. Mana shunga o'xshagan gaplarni gapirishdan juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, innamal amru bil xavotim. Innamal a'malu bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu yürüyüşümüz hiç narsa emas. Oxiriga qaraladi. Oxiriga. Rasul aytganlar va inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu baynahu va baynaha illa zira. Sizlardan bir kishi deyapti payg'ambarimiz. Doimiy jannatiylarni amalini qilib yuradi, doim jannatiy amallar qilib yuradi. Jannat bilan o'rtasida bir zira masofa qoladi. Mana shuncha qoladi. Fayasbiqu alayhi alkitob. Kitob o'zib ketadi. Ana shu lavhul mahfuz degan, taqdir degan narsa bitadigan maktub o'zib ketadi kitob, jahannamiylarni amalini qilib qo'yadi umrining oxirida, jahannamga tushib ketadi. Va sizlardan bir kishi dedi payg'ambarimiz, umr bo'yi jahannamga olib boradigan ishlarni qilib yuradi, jahannam ahlidan bo'lib ko'rinadi, lekin umrini oxiriga borganda bitta savobli ishga qadam bosganda Alloh taolani jannatga qarab burib yuboradi. 100 ta odam o'ldirgan qotil haqida suhbat qildik. Ömrünün ahirgi günlerinde, lahzalarında kıyan işi nima bo'ldi? Tövbe kılamandı, yakşılarda onları yakara bir kadar bastı, canı çıktı.
Mana endi o'shuning uchun hech kimga hukm qilishlikka haqqi yo'q. Biz ibodatda turgan bo'lsak, g'ururlanmaylik, oldanmaylik. Tushunarlimi? Aksincha qo'rqishlik kerak, chunki oxiri agar xayrli bo'lmasa, bu amallarimiz bizga asqotmaydi. Chunki ibodat qilib, harom harishda ehtiyot bo'lib turib, oxirida sig'lanib ketishdik. Juda alam qilsa kerak odamga. Alloh panoh bersin. Alloh amallarimizni xotimasini chiroyli qilsin. Birinchidan birodar tutunishlik İslam siz bilan bizga bir buyurgan, İslam talab qilgan amallardan. Innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar aka ukadirlar. İkincidan Alloh taolo odamlarni yaratibdi, bandalarni yaratibdi. Bularni shakli, rangi, bo'yi, vazni, chiroyi har xil bo'lgandek, ibodatdagi bularni ishtihodi ham har xil. Tushunarlimi? La ilahe illallah Muhammad Rasulullah dedi. Haramdan tiyildi, farz bo'lgan ishlarni qildi. Endi uni uyog'idagi nafil amallarda odamlar har xil. Kimdir nafil sunnat amallarda ko'proq tatbiq qiladi hayotida, kimdir ozroq. Hammani bir xil bo'lishi mahol ish. Tushunarlimi? Siz qilgan sunnat amalda birodaringiz qilolmayotgan bo'lsa, targ'ib qiling, lekin malomat qilmang. Chunki eng asosiysini qildi u. Haromni tashladi, farzni qilyapti. Qolgan hammasi nima? Nafil. Shuning uchun jannatdan birodarlar 100 daraja. Shu amallarga qarab turib darajasi belgilanadi. Hamma bir xil bo'lmaydi. Sinfda 30 ta o'quvchi bo'lsa, 30 tasini bir xil qilishning iloji yo'q. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Tushunarlimi birodarlar? Odamlarga qarayotganda tirik odam deb qaraymiz. Hammani bir xil bo'lishi mumkin emas. Uchinchidan, gunoh qilayotgan odamga nasihat qilishlik o'zi ilm. Gunohkorga nasihat qilsangiz, gunohkorga og'ir botadi. Nima demadingiz? Endi og'ir botar ekanda nasihat qilmaymizmi? Qilamiz. Faqat nasihat qilishlikda o'zining yo'li bor, o'zining ilmi bor. Hamma nasihat qila olmaydi. Masalan, sen uka qina bu ishni. Sen undan ko'ra ich desa. Nasihatmi bu ham? Nasihat. Chunki bundan ko'ra mana nima? Tashash osonroq. Yo bu nasihat emas bu. Nasihat kitobi sunnat bilan bo'lsa, nasihat o'rniga o'tadi. O'zingizni panatkezdan kelib chiqib turib, o'zingizni bir tushunchalaringizdan kelib chiqib turib, noto'g'ri. Shuning uchun sizga nasihat qilayotgan odam kitobi sunnatdan gapirayotgan bo'lsa, olishga majbursiz. Agar o'zini fikrini berayotgan bo'lsa, xoling. Amin. Endi gunohkor odamga nasihat qilishlik bu gunohkor odamga ozor bo'lib ko'rinadi. Endi nima qilish kerak? Qilmaslik kerak bu nasihat. Endi mana shu gunohkorga 4-chidan qilgan nasihatingiz shu gunohini yana ham qaysarlik bilan, o'jarlik bilan qilishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, to'xtating bu nasihatni. Dakansa oborasiz-ku? Bor, yo'qol, menga kerak emas. Meni qaytib chaqirishma deguncha mashinaga oborgansiz-da, borasan, yurimiz bilan. Yana qaytarib aytaman. Gunohkorga nasihat qilsangiz, shu gunohini tashlashni o'rniga, aksincha gunohni yana ham qattiqroq o'chakishib qilishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, bu nasihatni to'xtatasiz. Bir fosiq gunoh ish qilib yurgan bo'lsa, mana kirib kelyapsiz peshinga yoki jumaga, juma o'qimasdan o'tirib turadi, sigaret chekib turasiz. Hamma xumrayib o'tadi haligiga. Juma mahalda o'tirib turadi. Hamma namozxon xumrayadi haligiga. Endi u johilda u tushunmayapti nima qilayotganligini. Hamma namozxon xumrayib qarayotganini ko'rganda, qaysi namozxonni yaxshi ko'rsin bu? O'shuning uchun obid fosiqni ko'rganda qovoq solib o'tadi. Obid faqat ibodat bilan shug'ullanadigan ilmsiz odam fosiqni ko'rganda xumrayib o'tadi. Olim fosiqni ko'rganda tabassum qilib qo'yadi. Chunki bilmayapti-da birodarlar bu nima ish qilayotganligini. Siz o'zingizdan talab qilgan narsani undan talab qilmang. Ana shu olim tabassum qilib qo'yadiki, hamma xumrayganda men tabassum qilib qo'yaveray, shoyat bir kun kelib gapimni nima qilsa, olsa. Hammamiz qovoq solaversak, o'ylanglar.
Ha demek fasıl görgende iyice iş gerek gelmez. Bu kıyan işinden narazı bu alımın. Lekin bunu kalbini kesip kılışı için nasihat kör kıladığın payıda kıladı. Halama sen uşak duralımız yok. Durayım Allah için 5 dakika işlemişsin mi? Ve braderler Allah'ın işinden hem zararlı şeyler deydi. Mecitte namazda okuba gendenken tırıççılığı var. Çık gitsin o. Vaktimiz oturuyorsun o şu mevuzanı. İhtimal buna kütüp durup da. İhtimal bir ailesine doktor yabarışlı gerek. Mecbur kıva mıydı? Otursa çiğ hıcalat olup sizden. Amin diyen gelmeyiz. Çünkü bizi kılıyken nasihatimiz eğer adamlarda bizdirirken olsa demek ne olur nasihat kılıyapız. Eğer kılıyken nasihatimiz günah kılıçlığı da kayserliğe sebep olayken olsa bu nasihatte tohtatışlık gerek. Beşinciden Allah'a davet kılıyken adam bana o hadiste yedek ha, bey sabır, kopal, katlı kol bulmasından mülayim, halim, sabırlı buluş gerek. Bunu mu dedi? Men yesen kara olup olup yiyemizsen, beni tınç koy Rabbim bilen doğdu, seni Allah keçinmeydi vardı. Bey sabırlı kıldı, şaşkalalı kıldı, kopallı kıldı. Akıbatı ne oldu? Çünkü Allah'ın dinine davet kılıyken adamlar da sabırdan bir maşine buluş gerek. Tügep kalsiyene bir maşine buluş gerek. Çünkü bu yol fakat sabırda talep kıladı insanlar. Altıncıdan. Ondan taşkara kullu yunfiq bima indahu deyeneken İsa aleyhisselam. Her bitti damla, her bitti davetçi, her bitti bir nasihat kılıyken adam özü de bağır nasihatini birerdi. Ona kılıp 8 rekat okup çıkıp götürdü yan basıyla kemiği koruyla maçtıkya. Demeyimiz biz. Biz aytamız kirgenizge Allah razı olsun. Rahmet. Kadamız bilen abad kısız. Rahmet. Bir rekat. Okumasından şu oturup geçip kesizem maydı. Çünkü keyengi sefer şu adam kiredi. Ona o deydi. Kirsin rahmet aydı dedi. Ona o deydi kirme deydi. Roza tutma gelme. Namaz okumaydı gönlü. Sen roza tutma ya. Sen roza yiyin. Roza yiyin. Ona kalmaz. Burada da düşünüyle. Namaz alakide ibadet. Bunge alakide saval buladı. Roza alakide ibadet. Bunga alohida savol bo'ladi. Namoz o'qimagan odam roza tutmasin degan gap yo'q. Kelishdiga? Demak, har bitta odam o'zida bor narsa nima qiladi? Infoq qiladi. 7-dan. G'ayb ilmini da'vo qilishlik kufr. Alloh taologa isyon. Ya'ni ertaga nima bo'lishini bilaman deyishlik. Yani ertege nimi buluşunu bilemen deyişi küfür olsa, kıyamette seni Allah keçirmedi deyişi gibi mi oladı? Sen kayağıdan bilesen, Allah kim yakanıka muamela kılıçlı gibi. وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْمِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ayet karim. Gayb kalitlerini uning huzuridadir kim ularni yolg'iz o'zigina bilur. G'aybda nima bo'lishini kaliti faqat Allohda, uni faqat o'zi biladi. Na Jibrilga, na Muhammad alayhisalom, na bir boshqa bir bandasiga, mahluqiga Alloh bergan emas. Endi bu qayerdan bilsin qiyomatda Alloh kechirmasligini buni? U quruqlik va dengizdagi bor narsalarni bilur. Biron barg shoxidan uzilib tushmas, magar u bilur. Birodarlar fikr qilinglar-da. Dünyada son sanaksız darah var. Endi ulusundaki bakta son sanaksız ondan hem katta. Şundan bitti bak üzülüp düştü mü? Allah biladı. Bu kanaka ilim. Subhanallah. Bara artta bir bak kımırlanmıydı. Allah elbette haberdar ondan. Yer tübleridegi her bir dom. Bar hül okuru narsa. Elbette açık kitapta. Yani Allah Teala'nın ilmi azaliyse de mevcuttur. Fakat Allah biladi birodarlar kıyamette kim bu hali nima olishini. Fakat Allah biladi. Biz falancı dozakı falancı cenneti diyemeyimiz. Biz umumi aytamiz. Mana iştiki gelirler cehennemge baradı. Mana iştiki gelirler cennetge baradı. Lekin aynı bir adamı falancı cennetge baradı, falancı cehennemge baradı diyemeyimiz. Eğer Allah ya ki peygamberi ekmegen bulsa onu cenneti ya ki dozakı ile yine. Firavun'da Allah da Allah cehennemde dedi. O cehennemde. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan bir kançalarını namlana maydır cennette dedi. Bunlar da cennette değiliz. Ama onlardan başkalarını biz cennetiyem, dozakıyem deyişlikke ihtiyat buluşuyemiz gerek.
Çünkü Allah Teala bayağı ibadette gayretli kişiye sen kayadan bıraktın benim kendime muamela kılışımı dedi. Rahmeti alıp cennet kekirgizi vardı bunu. Bu takvadarını cehennem kekirdi. Ha ana. Ana o peygamberimiz etken eken. Ana bitti adam rasa yürüp yürüp Allah şöyle cennet kekirgizi var eken. Sen kadan bilesen deyip durup bu bir arada gelirken hüccet bulmasın bu. Biz o şey Allah'ın rahmetine sebep olan işlerde kıyın, Allah'ın rahmetini tartadığı işlerde kıyın da davet kılamız. Lakin sen cennette dozaksın da hüküm kıymayız. Kuttu biz özümüzü yani bilmeyenimizde yine ve buluşuruz. Allah da Allah azabı kattığı boyan zat. Ama Allah gafur rahim boyan zat. Birini cehennemge, ikincisi rahmeti bilen cennetge kirletti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet hak ederken hadisinde şunu dediler. Elbette Allah Teala osmanlar ve yerini yaratken künde 100 rahmetini yarattı. Bir rahmet, yani her bir rahmet osman ve yer arasında yenerse getireyim. 100 rahmeti bittesi osman ile yerde ortasında kança cevap olsa şunu getireyim, bittesi. Yerge ana şu rahmetten bittesini düşürdü. Ana şu bitte rahmet tüfeğli, insan insanın rahim şefkatli, hayvan özünü barasına rahim şefkatli. Yırtkış, konhur hayvan özünü balası gibi lütf bilen, rahim şefkat bilen muamele kıladı. Bitti düşürüp koyulunca rahmet bölüngende. Kıyamet günü boğanda dedi Peygamberimiz. Allah Teala yerge çürgen manışı bir tane rahmetini aladı. Koyan 99'a koşup 100'te kıladı. Ve bu rahmet fakat muameleler gibi verildi. Bu tutgan rozamızga, bu okuyan Kur'anlarımızga gururlanmaylik. Akıbatımızı Allah hayırlı kısın. Ebu Hurayra radıyallahu anh dedi. Canım kolunda bulgen zatke kasam ki boyagi takvali kişi dünyayı ahiretini küydürülüyor adıyan sözde aytdı. İhtiyat bol elitimizge cahil üstüde atçı üstüde kızışıp durgen paytımızda küfürge sebep bol adıyan kelimen aytıp amellerimiz habada bop gelişir giden Allah'tan panah dileyimiz. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.